Merhabalar. Sonunda, evet sonunda bembeyaz karı bile kirlettiler. Hani yıllarca AKP'li İstanbul ve Ankara belediyelerinin her yağmur yağdığında belediyeciliği yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları ortaya çıkmıştı ya. Hani özellikle Ankara'da Melik Gökçek'in mimari harikası alt geçitlerinde araçlar, insanlar yağmurda boğulup kaldı ya. Arkadaşların içinde kaldı içinde kalmış. O rezilliklerin rövanşını alacaklar ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınıfta kaldı. İmamoğlu beceriksiz demeye fırsat kolluyorlar ya. Hele de trol arkadaşlar yalanın bini bir paraya koşullanmışlar ya. Hakikaten de hepsinde yalanın bini bir para. Çünkü hepsi maaşlı bu arkadaşlarım. Uydurdukları yalan karşılığında maaşa bağlanmışlar. Bin yalan karşılığında bir para alıyorlar. Özdeyiş, özdeişlikten çıkmış, gerçek olmuş. Yağmurda bile çuvallayanlar ordusu dünyanın neresinde olsa böyle kar o şehri felç eder diye gayet de iyi bilmelerine rağmen saldırdıkça saldırdılar. Her daim tartışmalardan mağlup çıktıkları Twitter'ı yine savaş alanına çevirdiler. İmamoğlu istifa hashtagleri açıldı. Oysa İstanbul böylesine kar yağışını olabilecek en iyi şekilde karşıladı. İmamoğlu 24 saat AKOM'da uykusuz çalıştı. Ana arterlere anında müdahale edildi. İstanbul trafiği ana arterlerde şehir içinde vızır vızır işledi. Zaten yapılan uyarılarla milyonlarca araç trafiğe çıkmadı. Başarılıydı İstanbul Belediyesi. CHP'li belediyeler, AKP'li eski İstanbul Belediyesi, Gökçek'li eski Ankara Belediyesi gibi çuvallamayınca ne olur çuvallasınlar diye kar doğasına çıkan yandaş troller ordusu hemen yalanına sarıldı. Neymiş? E5 tıkanmış, İmamoğlu istifa. Oysa E5, AKP'nin kontrolündeki karayollarının sorumluluk alanında. Neymiş? Tem tıkanmış, İmamoğlu istifa. Oysa Tem de AKP'li karayollarının sorumluluğunda. Neymiş Kuzey Marmara otoyolu tıkanmış İmamoğlu istifa Eyvah ki eyvah Orası da AKP'li Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğunda Tamam tamam dediler Şimdi bulduk Evreka Boğaz köprüleri trafiğe kapatılmış Hadi bari o yüzden İmamoğlu istifa <laughs> Eyvah ki eyvah Boğaz köprüleri de AKP'li Ulaştırma Bakanlığı'nda ve karayollarında Dokundurtmuyorlar bile belediyeye Nereye saldıracağız yahu Saldıramıyorsak sarılalım. Yalana sarılalım en iyisi. Vallahi de billahi de İmamoğlu'nda derviş sabrı var. Troll saldırılarına yine kavgaya dövüşe girmeden kibarca yanıt verdi. İstanbul'un bir sorumluluk haritası var. Birilerine dönük ok fırlatmayı seven anlayışları görmüyoruz bile dedi diplomatik dille Boğazlar, E5, Tem, Kuzey Marmara otoyolu ve D100 benim değil karayollarının Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğunda dedi. Asıl sorunları da suçlamadan dedi. Suçlamadı bile. Troll ordusu için yukarıdaki Allah ne yukarıdaki Allah ne anlam ifade ediyor bilmiyorum ama benim için yukarıda Allah var ve yukarıya baka baka yalan söylemekte zorlanırım ben kendi objektif mantığımla sorumlusu oldukları halde Ulaştırma Bakanlığı ve karayollarını bile suçlayamıyorum. Çünkü aniden bastıran kara istenildiği kadar beklenir olsun anında müdahale edemezsin. Öyle ya havadan gelen karı havada durduran teknoloji henüz dünyada yok. Mecburen kar yağacak, yağdıkça saatlerce mücadele ederek temizleyeceksin. Sonuçta binlerce kilometrelik yollar hangi birine yetişebilsin karayolları da Ulaştırma Bakanlığı da. Bu olay yaz aylarında yaşadığımız büyük orman yangını felaketindeki beceriksizliğe de benzemiyor. Yaz aylarında ülkenin tüm ormanları yanarken tek söndürme uçağımızın bile bulunmadığı skandalı ortaya çıkmıştı. Gelişmiş ülkelerde hükümetlerin istifasıyla sonuçlanacak bir hazırlıksızlıktı. Yangın söndürmedeki büyük ihmali de yangın söndürme uçağı bulunmayan Orman Bakanlığı yerine orman yangına müdahale etme yetkisi bile olmayan hatta Muğla Valiliğince oluşturulan kriz yönetimine bile çağrılmayan CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne yıkmaya çalıştılar. Muğla Belediyesi birkaç yere itfaiyesini, yangın yerine itfaiyesini sokmaya çalıştı. Onu bile engellediler yahu. Belediye başkanını yangın bölgelerine bile sokmadılar yahu koskoca cumhurbaşkanı o CHP'li belediyeler var ya o CHP'li belediyeler diye yangındaki sorumluluğu kendi orman bakanlığının üstünden CHP'li belediyelerin üstüne atmaya çalışırsa troll cemaati ne yapar? Aynısını yapar. Hatta daha fazlasını yapar. Malum İmam cemaat meselesi. Kar da öyle oldu. Başladı troller mal bulmuş marubi gibi CHP'li belediyeye saldırmaya. Ama yarısı bilinçli ama yarısı bilinçsiz trollerin. Ne gagalarsak ne gagalarsak yanımıza kar kalır diye. Oysa geçmiş yıllardaki yağmur ve karın yol açtığı sıkıntılarda AKP hem merkezi iktidardı hem de belediyelerde iktidar. Yalan söyleyemeyecek haldeydiler. Ne uydursunlar? CHP yağmurda karda rezil oldu mu desinler? Tek parti döneminin icraatlarının sonucu mu desinler? İsmet Paşa karayollarını ahıra çevirdi mi desinler? Tövbe tövbe yağmur suyu basan alt geçitleri de otobanları da kendileri yapmışlar. Sabah akşam bu CHP çivi çakamaz diye bağırıyorlar. Çaktığımız çiviler niye yerinden oynadı diye mi ayıflanacaklar? Yalanı bile beceremediler. Beceriksizliklerin işlerini atıp kös kös oturdular. Ta ki düne kadar. Yine onlar mağdur olmalıydılar. Yine CHP beceriksiz olmalıydı. Gelin görün ki yerel iktidarlar CHP'ye geçmişti ama yerel iktidarlara tek bir yetki bile tanımadıkları gibi ellerindeki yetkileri de sürekli alıyorlardı. Adam metro, metrobüs alamıyor İstanbul'a ya. Yine de utanmadılar, yine de kara propaganda yaptılar. Bu sefer kara bile kara propaganda yaparak bir kez daha kara propaganda tarihine geçtiler. Kelimenin tam anlamıyla kara propaganda yapıldı. Kar, a propaganda yapıldı. Kara propaganda. Yahu size adından ötürü mü nedir kapattığınız Atatürk Havalimanı bile uçuşlara kapatmayın dedi bu CHP var ya bu CHP. İstanbul Havalimanı coğrafi olarak sıkıntılı dedi bu CHP var ya bu CHP. Ne oldu şimdi? Gördüğü ilk karda İstanbul Havalimanı uçuşlara tamamen kapatıldı. Yanlış işti. Atatürk Havalimanı hiç olmazsa iç hatlar için açık tutulmalıydı. Tutmadılar, kapattılar. O araziyi hangi rant için kullanmayı düşündülerse Pandemi çıktı. O CHP var ya o CHP dedi ki Atatürk Havalimanı arazisini bari Sahra Hastanesi yapın. Orada hazır tesis var. Morgu bile var dedim. Dinlemediler. Sonra mahcup olmuş gibi bir köşesine iki çadır kurdular. Hazır binaları inadına kullanmadılar pandemide. Belki de pandemi başlangıcında Atatürk Havalimanı'na AVM'ye ya da toplu konut alanına çevirip birilerine ranta dönüştüreceklerdi. Ama pandemi ekonomiyi bozunca yapamadılar ya da çok göze batacak diye şimdilik ötelediler. Ve dün ne oldu biliyor musunuz? Atatürk Havalimanı'na mecbur kaldılar. Atatürk İstanbul Havalimanı'nda karayolları gibi felç olunca akıllarına geri geri verdi Atatürk Havalimanı. Şayet varsa Tüm beceriksizliklerin tek sorumlusu olan Ulaştırma Bakanı ile İçişleri İş Bakanı beğenmeyip kapattığınız Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Kar krizini yönetmek için İstanbul'a gelmelerine Atatürk Havalimanı sağladı. Hani son günlerde siyasiler arasında bir kapak olsun tartışması var ya işte fena halde kapak oldu Atatürk Havalimanı size. Yine sizi Atatürk kurtardı beyler hanımlar haberiniz ola.